Tam bitti dendiği anda geri dönen adam Ozan Tufan, yeteneğinden kimsenin şüphe etmediği ancak davranışlarından ve tavırlarından kimsenin memnun olmadığı, beklentinin her zaman çok yüksek olduğu ancak her seferinde herkese hayal kırıklığına uğratan adam. Ozan Tufan 1995 yılında Bursa'nın Orhaneli semtinde maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Baba Mehmet maden işçiliği gibi zor bir meslek yaparken iki oğlu Ozan ve Zafer'in geleceğini her zaman düşünüyor ve oğullarını her konuda destekliyordu. Ozan, futbol oynamayı her zaman seven, futbol topuna aşık bir çocuktur. 9 yaşına geldiğinde okul takımıyla beraber katıldığı bir turnuvada gösterdiği performans ve yeteneğiyle turnuvayı izleyen Bursa Spor altyapı hocalarının dikkatini çeker. Bursa Spor, Ozan gibi bir yeteneği kaçırmak istemez ve genç yeteneği hemen kadrosuna katar. 2007 yılında Minikler Ligi'ne damga vuran Ozan, gol krallığının yanında buradan da eli boş dönmez ve Minikler Lig kupasını da kazanır. Zaman geçiyor. Ozan her geçen gün performansının üstüne koyuyordu. Ta ki her futbolcunun korkulu rüyası olan sakatlık onu bulana kadar. 2009-2010 sezonunda U15 takımında kendine şans bulan Ozan o sezon çok ciddi bir sakatlık geçiriyor. Sağ ayak topuğunda ödem oluşuyordu. Buna rağmen 8 maça çıkıyor ve sezon sonunda Bursa Spor'un oynadığı final maçlarının 3'ünde de 11'de sahaya çıkıyor ve takımının 4. olmasında büyük rol oynuyordu. Sezon sonunda doktorlar Ozan'a bir daha futbol oynayamazsın diyor. Ancak Ozan farklı bir doktora gidiyor ve bu teşhisin yanlış olduğu anlaşılıyordu. Hemen tedavi sürecine başlayan Ozan 2 yıl sahalardan uzak kalıyor ama asla pes etmiyordu. 2 yılın ardından iyileştiğinde fazla kiloları yüzünden şans bulamayan genç Ozan futbolcu olmaktan başka seçeneği olmadığını düşünüyor ve ilk büyük geri dönüşünü o zaman gerçekleştiriyordu. Bir yandan fizik tedavisine devam eden genç futbolcu bir yandan da aldığı fazla kiloları vermeye çalışıyordu. Bu azmi ona U17'de kadronun kapılarını açtı. U17 ile çıktığı ilk 10 maçın ardından adını bolca duyuran genç Ozan milli takıma kadar yükseldi. 2011-2012 sezonunda fırtınalar estiren Bursalı Ozan, Coca-Cola Akademi U17 final maçında Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansla gelecekte ne kadar iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini veriyordu. Performansı ile o zamanın Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın dikkatini çekti ve A takıma kadar yükseldi. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiya'nın Kups takımına gol atan genç Ozan tarihe geçiyordu. 2015-2016 sezonunda Ertuğrul Sağlam görevden ayrılıyor, yerine Hikmet Karaman geliyordu. Sezon başı kampına katılan ancak sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle yeniden alt yaş kategorisine gönderilen Ozan Tufan A takımdan 6 ay uzak kalıyordu. Ancak bu dönemde A2 takım kaptanlığı yapan ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Ozan, Christoph Daum döneminde yeniden sözleşmesi uzatılarak A takımla idmanlara çıkmaya başlıyordu. Artık yeniden Süper Lig'deydi ve büyüklerin gözü ondaydı. Tolunay Kafkas'ın yönettiği Karabük Spor'dan ilk resmi teklifi alan Ozan, Bursa Spor'da kalmayı tercih etti. Ozan asıl patlamayı Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle yapacaktı. Türk futbol severler Şenol Hoca'nın bazı oyuncular üzerinde yaptığı büyük değişimleri iyi bilir. Şenol Hoca'nın değişmesi arasına giren Ozan Tufan, o dönem milli takımın başında olan Fatih Terim'in de dikkatini çekmeyi başarıyor ve A milli takımda forma giyme şansı yakalıyordu. A milli takımın Danimarka ile oynadığı maçta galibiyet golünü atıyor ve tüm ilgiyi üzerine çekiyordu. O dönem Bilic'in isteği üzerine Beşiktaş, Ozan için Bursa Spor ile görüştü ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı. Daha sonra Galatasaray Şener ve Ozan'ı beraber almak istiyor ancak Şenol Güneş Ozan'ı bırakmıyordu. Sağ içinde gösterdiği performansla göz dolduruyor ancak sağ dışındaki hareketleriyle de eleştirilerin odağı oluyordu. Dönemin belediye başkanı Recep Altepe'nin konuşmasında gülme krizine girmesi, antrenmandaki zombi dansıyla makarayı ve şakalaşmayı futbol kadar sevdiğini herkes anlıyordu. 2015 yılında büyükler Ozan için savaşıyor. Ancak Ozan 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçeli oluyordu. Kendini bir an İstanbul'da bulan Ozan, lüks yaşama ilgisi yüzünden Bursa Spor'daki performansından her geçen gün uzaklaşıyor ve taraftarın tepkisini çekiyordu. Bursa Spor altyapısında genç bir yetenekken saçını kazıtmaktan çekinmeyen Ozan, Fenerbahçe formasını üstüne geçirince tarzına da çok dikkat etmeye başladı. Ama tarz yapayım derken göz çıkardı. Hırvatistan karşısında oynanan maçta saçını düzelteyim derken Modric'in açısını kapatmadı ve kalemizde golü gördük. Bu olaydan sonra sadece Fenerbahçe taraftarının değil tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Bu dönemden sonra bunalıma girdi ve her geçen gün futboldan, aşık olduğu şeyden uzaklaşmaya başladı. Formasını da Mehmet Topal'a kaybeden Ozan Tufan, hırs yapması gerekirken kendini daha da çok saldı. 2018-2019 sezonunda bu disiplinsizliği yüzünden o dönemin teknik direktörü Filip Koku tarafından kadro dışı bırakıldı. 2019-2020
2020 sezonunun ilk yarısını U21 takımında geçirdikten sonra sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'a kiralandı. Ozan'dan da olmadı denilirken karşısına hayatını değiştirecek adam çıktı. Sergen Yalçın. Futbolculuk döneminde Ozan gibi gece hayatını seven ancak çok yetenekli bir futbolcu olan Sergen kendi tecrübelerine dayanarak Ozan'ı futbola geri döndürdü. O dönem Ozan için Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz diyen Sergen Hoca söylediği şeyi başardı. Ozan'ı futbola geri döndürmek için her şeyi deneyen Sergen Hoca ona bolca şans verdi. Hatta daha da ciddiye alsın diye koluna kaptanlık pazu bandını da takmıştı. Ama sonuç olarak Ozan'a futbolcu olduğunu hatırlatmayı başarmıştı. Sezon bitmiş, Fenerbahçe'de göreve Ersun Yanal gelmişti. Ersun Hoca Ozan'ı kadroya dahil etti ve böylelikle Ozan ikinci büyük dönüşünü böyle yapmış oldu. Sezon öncesi hazırlık turnuvasında Real Madrid'e attığı müthiş gol ile eski Ozan'ı izleyeceğimiz sinyallerini yeniden vermişti. Ozan'ın kariyerinde büyük etkisi olan Şenol Hoca'sının da onu yeniden milli takıma alması onun için büyük bir hediye oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe'de de kaptanlık görevini üstlenen Ozan artık tam olarak geri dönmüştü. Eski sevgili Fenerbahçe taraftarıyla da arasındaki buzları eritti ve arkasına taraftarın desteğini alan Ozan artık çok daha güçlüydü. Artık magazin yıldızı değil, Fenerbahçe gibi büyük bir camianın kaptanı, yıldızı ve Bursalı Ozan'ıydı. Artık daha olgun ve futbol oynamaya aç bir Ozan var ve daha 25 yaşında. Onun için hala hiçbir şey geç değil. Bugün Pelkas'ı adını unutunca Yunanistan demesiyle, antrenmanda zombi dansıyla ve futbola yaptığı mükemmel geri dönüş ile komik adam Bursalı Ozan'ın hikayesiyle beraberdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda Fenerbahçe'mizin hangi futbolcusunun hikayesini görmek istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. I'm sorry. I'm sorry got to tell you that domino was in my pocket. I'm on, this is what they come on, this is fucking awesome.